Önerge üzerinde söz talep eden Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Evet, Sayın Başkan, Sayın Vekiller, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Kanun üzerinde hem komisyonda hem de bölüm üzerindeki konuşmamızda görüşlerimizi ifade etmiştik. Ben şimdi başka bir konuda konuşmak istiyorum. Dün burada bir konuyu gündeme getirmiştim. Amasya Göynücek'te Göynücek Merkez Cami İmamı'nın Alevilere yönelik bir hakaretini dile getirmiştim. Öyle hakaret eften püften böyle bir hakaret de değildi yani. Doğrudan söylediği şuydu cami din görevlisinin. Aleviler düğünden önce eşini dedeye teslim ediyorlar şeklinde bir söylem ve bunun üzerinden de Alevi vatandaşlara yönelik söylenmiş bir sözdü. Şimdi dün burada bu konuyu gündeme getirdik ve neden hani bu kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor diye sorduk. Konuyla ilişkin Amasya'daki Alevi kurumumuzda şikayette bulundu. Sonra Amasya vali bir açıklama yapmış. Şimdi bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum ben. Konuyu söylüyor ve diyor ki Göynücek ilçemizde bir din görevlisinin Alevi vatandaşlarımıza hakaretine yönelik iddialar çeşitli kesimler tarafından istismar edilerek siyasi malzeme olarak kullanılması sebebiyle bu açıklama yapıyoruz. Ya insaf bir kere, yani şimdi böyle bir şey var mı? Yani birisi tutacak ya insanların namusu, ahlakı, şerefi, onuruyla ilgili olarak ağza alınamayacak sözler söyleyecek, en kötü hakaret edecek. Biz bununla ilgili bunu bir milletvekili olarak görevimiz gereğince toplumun bu yöndeki feryadını, figanını, isyanını buradan dile getireceğiz. Ondan sonra da biz işte siyasi istismarcı olmuş olacağız yani. Ayıp bir kere ya, bu açıklamayı yapmak ayıp yani, valiye yakışıyor mu bu? Ondan sonra devam ediyor. Tabii bu şikayetler ve konu gündeme geldiği için mecliste diyor gündeme geldi. Arkasından da bu kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı diyor. İddia sahibi vatandaş diyor olayın bir yıl önce meydana geldiğini, görevli ise diyor bir yıldan çok daha önce bu konunun geçtiğini ifade ettiğini söylüyor. Şimdi sonra da diyor ki valilik, görüldüğü üzere güncel olmayan iddiaların üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen şu anda dile getirilmesi ve çeşitli siyasi kesimler ile basın yayın organlarının konuyu hükümetimiz ve devletimize bağlamaları kabul edilemez bir tutumdur. Şimdi neymiş? Olayın üzerinden bir yıl ya da daha fazla zaman geçmiş. O nedenle işte bunu suistimal ediyormuşuz. Ya şimdi burada Kobani protestoları yüzünden insanlar hapse atılıyor, özgürlükleri elinden alınıyor, ortada bir karar yokken, mahkeme kararı yokken mahkum ediliyor. Meclisin 3. Büyük Partisi'nin kapatılmasıyla ilgili talimatlar veriliyor. Ne zaman olmuş Kobani protestoları? 6,5 yıl önce. 6,5 yıl önce. Yani aradan 6,5 yıl geçmiş, ondan sonra bununla ilgili bu işlem yapıldığı zaman hiçbir şey yok. Her şey gayet normal. Ama bir yıl önce Alevilere en ağır hakareti, en onursuzca, hadsizce hakareti eden kişiyi gündeme getirince siyasi istismar var. Şimdi burada hani denildi ya efendim reform filan, ya siz mevcut yasaları adil bir şekilde, tarafsız bir şekilde herkese eşit uygularsanız zaten gerek yok sizin reformunuza filan ya. Yeter yani bu. Şimdi bakıyorsun ne olmuş? İstanbul Arnavutköy'de Alevilerin pişirdiği yemek yenmez diyen öğretmen, ne oldu bu öğretmene? Hakkında soruşturma açıldı. İddianame düzenlendi. Peki ne oldu sonra? Takipsizlik yani. Herhangi bir yargılanmasına gerek yok denildi. Böyle bir şey yani. Ok Meydanı Cemevi'nin bahçesinde bir cenaze için oraya gelen Uğur Kurt orada katledildi. Onu katleden polis sadece para cezası, sadece para cezasıyla cezalandırıldı. Şimdi baktığınız zaman işte adalet, hukuk, eşitlik, özgürlük, reform filan bütün bunların hepsi hikaye oluyor. Elimizde bu kadar somut veriler varken, somut insanların gözünün önünde olan olaylar varken sizin reformdan en iyi reformları yapıyoruz, ülkeyi uçurduk, demokraside en iyi noktalara getirdik, ileri demokrasiler uyguluyoruz filan sözlerinin hepsi
hikayeden ibaret kalıyor. Şimdi bu kişi hakkında da Göynücek meczubu hakkında da yargıya gidilmiş. İşte yargı şu anda diyor işlem yürütüyor. Merak ediyoruz ne yapacak? Acaba bu başka türlü olsaydı, yani bir Alevi vatandaş, efendime söyleyeyim, ya da herhangi bir vatandaş, bir görevlisine ya da inançlı bir Müslüman kesimine yönelik onların inancıyla ibadeti üzerinden ya da onların üzerinden bir hakarette bulunmuş olsaydı sonuç böyle mi olurdu? Yani bu şekilde mi sonuçlanırdı? Hemen gece gündüz demeden apar topar kapısı kırılarak girilir, hemen gözaltına alınır. Ondan sonra akıbetinin ne olacağını kimse bilmezdi. İşte bütün bunlar bu şekilde uygulandığı zaman ne sizin adaletinize, ne reformunuza, ne hukukunuza, ne de bağımsız yargınıza kimse inanmıyor, inandırıcı olmuyor. Teşekkürler.